Nazlı. Dün gece olanları hatırlıyorsun herhalde değil mi? İkimiz yani orada birlikteyken... Utandırmayın beni. Yok Nazlı, bunda utanacak bir şey yok. Yani bütün bunları nerede ne zaman öğrendim bilmiyorum ama... gerek benimle gerek Bay Nakatani ile... Bay Nakatani ile de mi? Ne ara? Nazlı, sen neden bahsediyorsun ben anlamıyorum. Ay asıl ben sizi anlamıyorum. Az önce arkadaşınızla konuşurken biz de şey... Nazlı, bir saniye. Biz dün gece birlikte olmadık. Olmadık mı? Ama siz dün gece beni kucağınızda... Evet, seni kucağımda yatağa götürdüm ama kendim salonda yattım. Peki seni neden taşıdım? Neden? Midem. Banyoda kusuyordum. Neden kusuyordum? Sinirlenmiştim. Sinirlenince midem bulandı. Biz tartıştık. Hadi ama uzatma artık. Önce aşçı olarak işe girdin. Sonra katıldığım davetlerde sürekli karşıma çıktın. Nihayet gece evime geldin. Tamam işte. İstediğin oldu. Hadi içeri girelim. Evlenme teklifimi bekliyordum, bilmiyorum ama. Ne zannediyorsun kendini sen be? Sahipsiz mi sandın sen beni? Çağırırım memleketten annemi, babamı, yedi sülalemi görürsün. Midem. Terbiyesiz, ahlaksız. Sen kim olduğunu zannediyorsun da bana öyle bir teklifte bulunabilirsin? Ferit Aslan. Biliyoruz. Peki sen kimsin Nazlı? Dün gece davette yaşananlardan sonra aramızda bir şeyler olabileceğini düşündün galiba. Öyle anlamını zannettirecek bir şey yaptıysam özür dilerim. Kusura bakma, aradığın zengin koca adayı ben değilim. Zengin koca mı? Ben mi zengin koca arıyorum? Ben zengin koca falan aramıyorum. Ya ne demek bu şimdi? İstersen aşçı olarak çalışmaya devam edebilirsin. Gündüzleri gelir gidersin, paranı alırsın, karşılaşmayız. Siz... Sen terbiyesiz, ahlaksız, kaba, kötüsün. Kötü kalplisin, insani duygu nedir? Unutmuşsun sen! Gittiyse gidebilirsin. Kovsaydın? Ama gerek yok, merak etme. İstifa ediyorum. Bir dakika bile durmam ben bu evde.